Evet. Alo. Ay anne. Alo. Aa. Hülya Avşar, Türkiye'nin en ünlü sanatçılarından biri. Avşar'ı son dönemde kah gülerken, kah çok gergin görüyoruz. Bana sakın soru sormayın. Sormayacaksınız bana soru. Ama ne olursa olsun, iç dünyasında yaşadıklarını belli etmiyor. Çünkü o bir profesyonel. Özel hayatım. Otursun bakayım yerine, fazla konuşmasın. Arkamdan gelmeyeceksin. Yubas akşam. Oysa yüreğinde fırtınalar kopuyor. İçi kan ağlıyor. Sizi hissediyorum. Peki ama neden? Anne. Alo. Anneciğim nasılsın? Akciğer kanseri oldum. Bana söylemediler uzun bir zaman kızlarım. Evet. Hülya Avşar'ın annesi kanser. Heyecanlandım, üzüldüm, korktum. Korktum. 4 aydır kanser tedavisi gören Emral Avşar, kızlarının sakladığı büyük sırrı bizden kaçmaza açıkladı. Üzüldüler çok. Allah kızımı da başımdan eksik etmesin Salihciğim. Akciğer kanserine yakalanan Avşar, kemoterapi ve ışın tedavisi gördüğü için saçlarını kaybetmiş. Emral. Çarpıcı görüntüler ve itiraflar birazdan. Şimdi 4 ay öncesine dönelim. Ayvalık'ta yaşayan Emral Avşar aniden rahatsızlanınca apar topar helikopterle İstanbul'a getirilmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Kızlar sizi ödemiyorum. Hadi bay bay. Kızı Hülya Avşar annesinin astım nedeniyle hastaneye yatırıldığını söylüyordu. Astım. Nefes alamama. Oysa gerçek bu değildi. Annesi akciğer kanserine yakalanmıştı. Ayvalık'ta öğrendim. Kan kustum. Peki kanser olduğunu öğrenince neler hissetmişti? Ne hissettim biliyor musun? Hep torunumdan ayrılacağım diye üzüldüm. Başka bir şey hissetmedim. Emral Avşar kanser olduğunu öğrenir öğrenmez torunu Zehra gelmiş aklına. Ve şimdi çok ilginç bir itirafta bulunacak anne Avşar. Zaten hep onun yüzünden ben hasta oldum. Evet, torunu Zehra'nın derdinden kansere yakalandığını düşünüyor. Torunum böyle. İstedim anneli babalı büyüsün. Kızı Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu'ndan ayrılması onu derinden sarsmış. Yani üzüldüm, yani torunum için üzüldüm. Torunum istemedim, torunum hep anneli babalı büyüsün istedim. Zehra'nın yıkılmış bir yuvanın çocuğu olacağını düşünmek kanseri tetikledi diyor Emral Avşar. Ben ne bileyim böyle olsun istemek. Allah büyük. Allah büyük. Yine de Hülya Avşar'ın annesi olduğu için kendisini çok şanslı görüyor. Allah benim kızımı benim başımdan eksik etmesin manen ve maddi. Emral Avşar bu itirafları Işın tedavisi olmak üzere gittiği hastanenin kapısında yaptı. Şimdi kemoterapi. Kemoterapiden sonra ışın tedavisi.
Röportajın ardından bir ay sürecek olan ışın tedavisi başladı. Çıkışta hanımefendiyi yine sadece bizden kaçmaz bekliyordu. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyi geçti. Bitti. Çok şükür. Bir ay devam edecek. Devam. Emral Avşar, kemoterapi ve ışın tedavisi sırasında saçlarının döküldüğünü söylüyor. Ama bana kimse başımdaki bereyi çıkarttıramaz diyordu. Kemoterapi sırasında saçlarınız döküldü mü? Döküldü. Ama gösterme. Gösterme. O neyi o yüzden döküyorsun? O yüzden döküyorum. Ancak arabasına bindikten kısa süre sonra dayanamadı ve bereyi işte böyle çıkardı. Evet, Emral Avşar'ı 4 ay önce Ayvalık'ta özel röportaj sırasında böyle görüntülemiştik. 4 ay sonra kanser tedavisi gördüğü için saçları dökülmüş anne Avşar'ın. Kaşları da, kaşlarının olduğu yere kalem çekilmiş. Emral Avşar'a acil şifalar diliyoruz. Avşar ailesine sabır diliyoruz. Ellerinden öperim. Hadi anneciğim, görüşürüz. Anne. Alo.